radyo tiyatrosu. Sonbahar fırtınası. Yazan Daphne du Maurier. Radyoya uygulayan Nihal Yalaca Taloy. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayan sanatçılar: Muriel Füsun Erbulak, Steve Davis Şükran Güngör, Stella Martin Yıldız Kenter, Robert Stone Kamran Yüce, Daisy Hale Rakund, Peter Bülent Koral. Kayıt ve montaj Alev Güzoğlu. Galiba Steve, geleceğimizi unuttun mu dersin? Oo, mektuplarımıza bak. Mrs. Davis, Mrs. Davis. Bu da Mrs. Davis'e. Hepsi bana. Bu kadar mektuba nasıl cevap veririm ben? Viski ister misin Steve? Ne var? Niye öyle durgunsun? Yadırgadın mı burayı? Yok. Ama bu oda doğru tarif etmemişsin bana. Hayal kırıklığına mı uğrattı seni? Tam tersine, ideal bir yer. Böyle bir ev beni bile örnek bir ev belki yapabilir. Demiştim sana, harikulade bir yer. Annem mektubunda tavan arasında bize bir sürpriz hazırladığından bahsediyordu. Gidip bakayım. Aman ne güzel Steve. Steve. Ne var? Gel bak, annem sana bir atölye hazırlamış. Gel çabuk. Ne atölyesi? Buraya çalışmaya gelmedim ki. Limanı seyredeceğim, balığa çıkacağım. Bayılırsın manzaraya, gel ne olursun. Peki peki, geliyorum. Şahane doğrusu. Hakkım varmış Muriel. Dur takımları buraya getireyim. Peki, sen buraya yerleşe dur, ben annemi aramaya gidiyorum. Çocuklar gelmiş demek. Günaydın. Günaydın. Ben Muriel'in annesiyim. Sizi öpmem mi gerekir? Bilmem. Tuhaflaştım birdenbire. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Şimdiye kadar damadım olmamıştı da. Stüdyonuza birkaç gül getirdim. Ama çiçek sevip sevmediğinizi bilmiyorum. Sanatçıların zevkleri başka olur. Çiçeği severim. Hem çok. Memnun oldum öyleyse. Muriel nerede? Sizi aramaya gitti. Ben de viski bulmaya çıkmıştım. Muriel viskiyi çok sevdiğinizi yazmıştı da. Evet, pek çok. Bu civarda viski her zaman bulunmaz ama eş dost yardım ediyor, eksik olmasınlar. Ben pek seyrek, ancak sıkılıp bunalınca bir kadeh alırım. Şimdi içeyim biraz. Demek sıkıntı anlarınızdan birindesiniz, öyle mi? Yok. Yanlış anlamayın. Tam tersine. Evinize damdan düşer gibi gelen bir yabancıdan kurtulanmakta haklısınız. Buyurun. Teşekkür ederim. Heyecanımı hoş görün. Burada kovuğumda sessiz sedasız tek başıma yaşıyorum. Gözü çocuklarından başka hiçbir şey görmeyen annelerdenim. Muriel anlatmıştır size. Evet. Anlattı. Evet. Her şey öyle birden, öyle ansız oldu ki benim için. Kızımın hiç değilse daha birkaç yıl evlenmeyeceğini sanıyordum. Haber alınca nasıl şaşırdığımı anlatamam size. Şimdi birden boşalıp karşınıza ağlayıverirsem hoş görün. Muriel'le niçin evlendiniz Steve? Fırçalarımı benden daha iyi temizliyor. Karınızda aradığınız bu kadar şık mı? Yok. Muriel'in başka meziyetleri de var. Telefonda beni bıktıranları savmakta pek usta. Bir de
Resimde iyi ile kötüyü gayet iyi ayırt eder. Peki Muriel'i sanat bakımından nasıl buluyorsunuz? Açık konuşursam darılır mısınız? Yok. Damadımın her şeyden önce açık sözlü olmasını isterim. Muriel kartpostal, takvim kapağı gibi ufak tefek resimler yapabilir, o kadar. Öyle mi? Ne yapalım? Bereket resim hevesi o kadar pahalıya mal olmadı bana. Londra'daki apartman kirasını saymazsak tabii. Ya şan, müzik, bale gibi sanat kollarına heveslensiydi? Belki beni geri kafalı bulacaksınız ama düşünmekten kendimi alamadığım bir şey var. Harp öncesiyle şimdiki evliliklerin gayeleri arasında çok büyük fark var, değil mi? Haklısınız. Stüdyonuzu beğendiniz mi? Çok. Her şeyi beğendim. Limanı, manzarayı, atölyeyi. Ama en çok bu odayı. Siz döşediniz, değil mi? Evet. Ev kurmak, güzel yemekler yapmak, sevdiklerime bakmak benim için meslek olmuştur adeta. Size resim yapmanız gibi. Ben de resimden hiç anlamam. Anlayıp da ne yapacaksınız? Yine de 18 yaşımdayken bir ressama aşık olmuştum. Sonra? Bir denizciyle evlendim. Malum ya, denizcilerin yaldızlı üniformaları, parlak düğün törenleri genç kızların gözlerini kamaştırırdı. Öyle. O zamanın kızları öyleydi. Bugünküler evlenirken başka şeyler arıyorlar. Muriel'i mesut edeceksiniz, değil mi Steve? Bilmem. Sanatımı bir kadından çok daha üstün tutarım. Ben ciddi konuşuyorum Steve. Evlenme ciddi bir konudur. Öyle mi dersiniz? Ama biz emin olun Muriel de öyle. Bu işi o kadar ciddiye almıyoruz. Siz. Evet, bugünküler. Evlenmek, ayrılmak, yuva kurup dağıtmak. Hafife aldığınız şeyler bunlar. Biz evliliği kutsal görürdük. Elimizden geldiği kadar da korumaya çalışırdık. Mesuttuk da. Anne! Anne! Yürü. Yavrum. Anneciğim. Şu küçük budalaya bak. Ağlayacağım galiba çocuklar, kusura bakmayın. Ağlayacak ne var şimdi anneciğim? Bir şey yok tabii canım. Hiçbir şey yok. Pek şekersin anneciğim ama şu sulu gözlülüğün olmasa, evlenme, ölüm, doğum haberi almasın, bizim valide hemen duygulanır. Belki viski dokunmuştur. Ne? Sen ona viski mi içirdin? Hı? Deli, likörlü çikolata bile sarhoş eder onu. Bak şu maymuna, alay mı ediyorsun benimle? Olur şey değil. Ben annemi dilim dışarıda ararken o kocamla karşılıklı viski çekiyormuş. Damadını nasıl buldun? Düşündüğünden daha mı iyi, daha mı kötü? Çok çok daha iyi. Dergilerde çıkan resimlerindeki gibi sakallı düşünüyordum onu. Öyleyse gene o artist kılıma gireyim ben. Ayağıma sandallarımı geçireyim, boynuma bir eşarp sarayım. Müsaade ederseniz. Tabii tabii, rahatınıza bakın. Muriel keşke Robert de gelseydi. Evimizdeki sanat havasına nasıl şaşırırdı kim bilir. Robert annemin gedikli talibi. Babamın ölümünden beri zaman zaman evlenme teklifini tazeler. Bu da bizim kuşağımızda rastlanmayan bir sadakat örneği desenize. Güzel atölyeme gidiyorum ben. Steve, üstünüzü değiştirecekseniz Muriel odanızı göstersin. Teşekkür ederim. Başka oda istemem. Muriel, size Peter'in yanındaki odayı hazırladım. Steve ve Peter'in karyolasını koydum. Boyları hemen hemen bir. Büyük gardıroba. Unuttum sana yazmayı. Beraber yatmayız biz. Ne? Yani aynı odada yatmıyoruz. Steve nefret eder ortak odalardan. Biz öyle düşünmezdik. O zamanlar başkaydı anneciğim. Steve'in ressam olduğunu da unutma. Sanatçılar başka türlü insanlar. Belki. Neyse. Gel Steve'in çarşaflarını falan vereyim. Teyze yarın sabah gelip yeni evlilerin ayrı odalarda yattığını görünce nasıl şaşıracak kim bilir. Ne olur ne olmaz. Şu iki şişeyi yukarı çıkarayım da viskisiz kalmayalım. Hayırlı akşamlar efendim. Muriel'in kocasısınız galiba. Yanılmadınız. Buyurun, bir viski. Şişelerin birini ben getirdiğime göre bir kadehçik hakkım olmalı. Sizin mi bu? Pek naziksiniz. Buradaki gazinonun patronu olmalısınız. Bilemediniz, emekli deniz subayıyım. Adım Robert Stone. Martin ailesinin eski dostuyum. Ha, anladım. Gedikli talip. Sizi tebrik etmeme müsaade edersiniz değil mi Mr. Davis? Neyi tebrik edeceksiniz? Evliliğinizi tabii. Erken olmaz mı Mr. Stone? Sizin yerinizde olsam 6 aya kadar beklerdim. Böyle işlerin sonuna bakmalı daima. Belli olmaz çünkü. Piyangodan farksız evlenmek. Adamın biri bir opera artistiyle evlenmiş.
Ertesi sabah uyanıp kadının yüzünü yakından görünce aman hemen şarkıya başla karıcığım diye feryadı basmış. Bana öyle geliyor ki evliler arasında bu duruma düşenler az değil. Evlenenlerin yetiştikleri çevreye, seviyelerine bağlı. Bu aileyle dostluğunuz çok mu eski Mr. Stone? Öyle sayılır. 15 yıllık bu evi aldıklarından beri. Yelken kullanmayı Müriel'e ben öğrettim. Erkek olmalıymış o. Gerçekten öyle. Sade, dürüst. Şartlar ne olursa olsun mesut olmayı bilen bir kızcağız. Arkadaşlığından memnunum doğrusu. Şu limanın manzarasına doyamıyorum. Epey kalacak mısınız burada Mr. Davis? Ömrümün sonuna kadar. Şimdiye kadar hiçbir yer bu derece sarmadı beni. Ya ama burada kolay kolay ev bulunmaz ki. Bu evin nesi var? Hiç tabii. Stella'nın evi dünyanın en güzel evidir ama kiralık değil. Daha iyi ya işte. Buraya yerleşmeye karar verdim. Muriel de memnun olur. Kayınvalideniz ne diyor buna? Bence evlenen bir çiftin her şeyden önce kendi evi olmalı. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Muriel'in idare edeceği ev bit pazarına döner. Londra'daki apartmanda bir gece kaldım. Bir daha uğramamaya yemin ettim. Oh, ne iyi ettiniz de geldiniz Bob. Tanıştınız mı? Evet. Hoş geldin kaptanım. Vay küçük muçum. Elinizdekiler benim yatak takımları galiba. Evet, yukarıda divana serersiniz. Karınızın emriyle yapılıyor. Darıldınız mı bize? Yok, neden darılayım? Balayı seyahatine çıkan ben değilim ki. Herkes hayatını dilediği gibi yaşar. Değil mi Robert? Öyle. Ben müsaadenizi rica edeceğim Stella. Ha, niye? Henüz pek erken. Yatağınızı kim yapacak Steve? Her zamanki gibi kendim. Mahcup ettin beni kocacığım. Dur ben de gelip yardım edeyim bari. Hayırlı akşamlar Robert amca. Sana da küçük muçum. Sevimli değil mi? Kim? Muriel'in kocası mı? Biraz tuhaf buldum ben. Beğenmediğinizi sesinizden anladım. O getirdiğim viskiyi beğendi ya, siz ona bakın. O demek üçüncü şişe sizindi. Getireceğimize söz verdim diye. Bazen sorarım kendi kendime. Siz olmasanız ne yapardım burada tek başıma? Sizin olduğunuz yerde benim bulunmamam imkansız Stella. Bunu kaç kere söyledim size. Bana söz verin Stella. Niçin? Yukarıdakilerin huzurunuzu kaçırmalarına fırsat vermeyeceksiniz. Ne diye huzurumu kaçırsınlar Bob? Onlara bakmak zevk benim için. Biliyorum, kendinizi feda etmeseniz olmaz zaten. Ama bu tip sanatçıları bilirim ben. Evinize girip yerleşir, sırtınızdan geçinerek son meteliğine kadar sömürür, huysuzluklarıyla, kaprisleriyle hayatınızı zehir ederler. Haksızsınız Robert. 3 dakikadan fazla görmediğiniz bir adam için nasıl bu derece kesin konuşabilirsiniz? Bir kere buraya misafir olarak geldiler. Muriel kocasına Amerika'dan çok çekici teklifler geldiğinde mi anlattı bana? Yakında gideceklerini tahmin ediyorum. Bilmem, damadınız da buraya yerleşmekten dem vuruyor. Ne diyorsunuz? Fevkalade olur bu. Aman Robert, şimdilik vaktim pek az, kusura bakmayın. Yemeğe kadar ancak üstümü değiştirip sofrayı hazırlayacağım. Hem siz de yemeğe kalsanız ne olur sanki? Steve'le anlaşacağınıza eminim. Mr. Davis'le anlaşırız tabii. Ne dediniz de yapmadım ki. Bu yüzden adım pısırığa çıktı. Şimdilik müsaade edin, eve döneyim. Stella. Evet. Muriel'in kocası gerçekten buraya yerleşip sizi bunaltırsa ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Yok, ne yapacağım? Karşınızdaki şu tepede yıllardır sizi bekleyen bir ev var. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? 15 yıl önceki gibi. Evet evet. Güle güle Bob. Gitti mi? Kim, Robert mı? Gitti. Ben de yemeği hazırlamaya gidiyorum. Bizim valide istakozla salatayı hazırlamaya gidiyor. Ne yemekler çıkaracak kim bilir. Kendi de süslenecek görürsün. Öyle tuhaf kadındır ki. Odası eminim lavanta çiçeği nane kokar. Perdeler, örtüler kendi eliyle ördüğü dantellerle süslüdür. Gerçekten öyle. Ama bunlar hoş şeyler biliyor musun? Belki de. Vazgeç şu piyanodan. Burada bir şey zaten. Kimsenin el sürdüğü de yok. Nedir o çaldığım parça? Hiç duymamıştım. Tabii. Ben çocukken çıkmıştı bu melodi. Kaç yaşındaydın sen o zaman? 7. Annem ilk olarak tiyatroya götürmüştü. Uzun pantolonlu denizci kıyafetiyle. Ah, bu parçaya bayılırım. Nereden aklınıza geldi Steve? Alemsiniz. Tam 20 yaş gençleştirdiniz beni. Tamam. Validemizin duygulanma damarı kabardı gene. Ne kadar cici olmuşsun anneciğim. Elbisen çok yakışmış. Oo, mis kokuyorsun.
Ben de gidip ellerimi yıkayayım bari. Değişmek mecburiyeti yok umarım. Bakın şu pasaklıya. Küstah. Aşk olsun Steve. İnsan genç güzel karısına pasaklı der mi? Karısı Muriel gibi olursa der. Aa, bu renk ne kadar açmış sizi. Bu elbisenizle resminizi yapmak isterdim. Teşekkür ederim. Ama siz yalnız çıplak kadın tabloları yapmıyor muydunuz? Elimde daha uygun konu olmayınca öyle. Devam edin ne olur. Evet evet buydu. Yaş günümdü. Ailece tiyatroya gitmiştik. Nefis bir pembe elbisem vardı. Anneniz sağ mı Steve? Hayır, 14 yaşındayken öldü. Ben de birkaç yıl içinde birden kocadım. Zavallı yavrum. O sıralar yavru değil, çekilmez bir oğlandım. Yemek zilim, Muriel acıktı galiba. Boş verelim yemeği şimdi. Aşk olsun. İstakoz sofrada soğuyor, ev sahibimizin aldırdığı bile yok. Hadi istakozu öyleyse. Kusura bakma şekerim. Başını hafifçe sağa çevirir misin Daisy? Ha şöyle. İyi iyi yeter. Bir seans sonra portrem bitiyor. Yorulmadın ya? Hayır efendim. Ne diyordum? Ne bileyim ben. Konudan konuya atlayıp durmadan konuşuyorsun. Ne yapayım, konuşmayı pek severim. Hatırladım. İkinci evliliğimi anlatıyordum. Çok mesuttuk. Evlilik böylesine derler. Darısı başınıza. Bizim Miss Muriel de çok iyi kızdır. Tatlı, hoş. Tatlı ya. Hoş. Ama size bir şey söyleyeyim mi Mr. Davis? Miss Muriel güzel, çıtı pıtı kız. Ama annesi nerede, o nerede? Dil alışkanlığı. Muriel'e Mrs. Davis diyemiyorum bir türlü. Ne anlatıyordum? Evet, 14 yıldır evlerindeyim. Hanımım bozulmak şöyle dursun. Her gün biraz daha gençleşip güzelleşiyor. Hele siz geleli beri. Besbelli saadetiniz mesut ediyor onu. Belki. Bugünlük bu kadar yeter Dizi. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor şekerim? Fena değil. Şuna bir bakın Miss Muriel. Bence harika. Gözlerin etrafındaki gölgeyi kaldırdın mı? Evet. Böyle daha iyi değil mi? Tabii. Sol gözde biraz çalışmam lazım, bozukça. Bozuk mu? En kusursuz yerim gözlerimdir. Gözlük de kullanmam. Üzülme Daisy'ciğim, önemli değil. Gözü de düzeltiriz. Sağ olun. Gidip sorayım, annenizin bir işi varsa? Zannetmem. Öğlenin bulaşığını yıkamış. Kahvaltıdan sonra da kendi deyişiyle boş durmamak için odamı yukarıdan aşağıya kadar temizledi. Sana iş kalmadı Daisy, kaçabilirsin. Yarın sabah daha erken geleyim bari. Hanım izin verirse yarın gene poz veririm Mr. Davis. Hoşça kalın. Kadının münasebetsizliğine bak. Burada poz verirken annenin onun yerine çalıştığını hiç söylemedi. Ne yapsın, eline böyle fırsat geçmişken. Başladığımızdan beri hep böyle mi? Nasıl yani? Yani hep annem mi bulaşığa, öbür işlere bakıyor demek istiyorum. Tabii, aldırmaz o öyle şeylere. Ona yardım etmek aklından geçmedi mi? Ama Steve, becerebilir miyim ben? Odanı da toplayamaz mısın? Yatağımı yaptım. Zaten ancak yarımda kalktım. Öğleden sonra da sandalla dolaştım biraz. Şimdi ne yapıyor acaba? Kim, annem mi? Aa, bulmuştur kendine göre bir iş. Oo, aferin kocacığım. Hamaratlığın üstünde bugün. Yeni yeni çalışmalar ha? Şu fener bekçisinin resmi pek canlı. Bu da enfes bir şey bu. Ne zaman yaptın bunu Steve? Neymiş o? Şu annemin resmi. Bahsetmemiştin bana bundan hiç. Koy yerine onu. Neden? Bakamaz mıyım? Koyuyorum sana. Peki. Tuhafsın ama, bu kadar gizliliğe ne lüzum var sanki. Anladım anladım. Yaş günüm için sürpriz bu değil mi Steve? Öyle. Yazık, keyfini kaçırdığıma üzüldüm doğrusu. Ama bir daha bakmam, söz veriyorum. Bizim valide de az kurnaz değil hani. Hiç açmadı. Haberi yok ki. Ne diyorsun, ezbere mi yaptın? Evet, sabahları çalışıyordum. Tevekkeli değil, çalar saati aldım buraya. Bravo. Senin güneşle kalkacağını kim söylese inanmazdım. Ama şaheser olmuş bu, değmiş. Annem görünce nasıl sevinecek kim bilir. Ciddi söylüyorum Steve. Bu derece güzel... Bu kadar başarılı eser çıkmamıştı elinden şimdiye kadar. Tebrikler. Konuyu değiştirsek. Peki canım. Kızacak ne var bunda anlayamıyorum. Bu akşam Pamela ile sinemaya gidiyoruz. Gelir misin? Hayır. Neden? Açılırsın. Ingrid Bergman'ı da seversin sen. Öyle mi? Hiç farkında değilim.
Neymiş o farkında olmadığı? Gene odun taşıyorsunuz. Kaç kere rica ettim. Sizden başkası yapamaz mı bunu? Verin şu kütükleri. Ağır değil ki, ağır değil. Niye kızdı? Kavga mı ettiniz yoksa? Yok. Ben Pam'la sinemaya gideceğimi söyledim. Onu da çağırdım. Pekala. Geç kalmayın bari. Steve gelmiyor. Gitsenize Steve, eğlenirsiniz. Londra'da gına geldi sinemada. Gelmem dedi mi gelmez. Evlilik hayatımda şimdiye kadar öğrendiğim tek şey erkeklerin hepsinin dik kafalı oldu. Gri pantolonunun paçalarını tamir ettin mi anneciğim? Ettim ettim, odan da. Teşekkürler. Yemeğe beklemeyin beni. Sinemadan sonra Pam'la kulübe uğrar bir şeyler yeriz. Bu şımarık oğlan da sana emanet anne. Hoşça kalın. Gitseydiniz keşke Steve. Neden? Karınızı memnun etmek için. Çevrendekileri mesut etmekte fazla ustalığım yok. Söylemiştim size. İkiniz hesabına kuş kullanmaya başladım Steve. Sebep? Belirli bir sebebi yok ama ahenkli bir çifte benzemiyorsunuz. Ayrı arkadaşlarınız, ayrı yaşayışınız var. Muriel bütün gün sandalla dolaşıyor. Çocukluk arkadaşlarının eğlencelerine katılıyor. Siz ya resim yapıyor, piyano çalıyorsunuz ya da benimle gevezelik ediyorsunuz. Bazen bu ayrılık bütün modern ailelerde var mı acaba diye düşünüyorum. Deniz subayı ile evlenirsem acaba biz de mi böyle olacağız diye düşünüyorsunuz herhalde, değil mi? Değil. Daha çok Muriel'in yerinde olsam neler hissedebileceğimi düşünüyorum. Neler hissederdiniz? Ben kendi hesabıma isterdim ki aşkım sevdiğim erkeğe sabah havası gibi hayat verici olsun. Bensiz yaşayamayacağını bütün varlığıyla hissetmesini isterdim. Oo, kocaman bir aferin size. Bir hafta oldu, viski şişeniz hala olduğu gibi duruyor. Size bir değişme var Steve, anlayalım. Canım istemiyor. Sabahları erkenden denize girmenin faydaları. Sağlık için birebirdir erken kalkmak. Size bakarak ben de daha erken kalkmaya başladım. Bu odaya ısındığınıza o kadar memnunum ki. Seve seve hazırlanmıştım. Bir yandan da beğenmezsiniz diye ödüm kopuyordu. Korktuğunuz şımarıklardan çıkmadım. Üstelik burada yaptığım tabloların hemen hemen hepsi başarılı oldu. Evinizin havasından olmalı. Belki. Eskiden çocuklar yatılı okula gidince dikişlerimi alır sık sık gelirdim buraya. O zaman eşya olarak bir masa, bir de eski koltuk vardı. Gene de saatlerce otururdum. Şimdi gelmişken Muriel'e başladığım kazağı öreyim bari. Biraz da çene çalarız. Bir dakika. Kımıldamayın lütfen. Niçin? Ne oldu? Sehpanızı ne diye çıkartıyorsunuz? Çok rica ederim. Olduğunuz gibi durun. Ha, tamam, tamam. Ha, dudak kenarlarındaki çizgi aşağı değil, yukarı kıvrık. Paletimi nereye kaldırdın Muriel? Tamam. Bir dakika, bir dakika. Ne o, resim mi yapıyorsunuz Steve? Ne olur kımıldamayın. Çok oturacak mıyım böyle? Biraz, biraz. Size haber verinceye kadar. Nedir o yaptığınız? Yoksa Daisy'nin dublörlüğü bize mi düştü? Yok canım, yok canım. Size söylemek istediğim bazı şeyler var Steve. Ne gibi? İlerisi için ne düşünüyorsunuz? Yani ikinizin geleceği için planlarınız ne? Hiçbir zaman planlı hareket etmem. Muriel Amerika'dan gelen bir tekliften bahsediyordu. Kabul edecek misiniz? Hayır. Neden? Ne var Amerika'da? Buradaki rahatı bulamam ki. Yazık. Muriel gitmek isterdi. İkiniz için de iyi olurdu bence. Bizi sepetlemek mi istiyorsunuz? Yok yok. Mesele yok öyleyse. Şimdilik bırakalım bunu. Hem başınızı da sallamayın, az kaldı. Tamam. Tamam. Bundan sonra ömrüm boyunca elime fırça almasam gam yemem. Gayeme ulaştım. Beğenerek istediğim gibi bir şey yaptım. Bakabilir miyim? İstiyorsanız. Oh, bu ben miyim? Ben miyim bu? Ne oldunuz? Stella? Hiç. Yok, bir şey yok. Stella, Stella! Robert, Stella! Lütfen örgümü verin Steve. Oh, hoş geldin Bob. Yukarıdayım, stüdyoda. Saygıdeğer Robert Storm, tabloyu görmesin. Sehpaya Bilber deyizimizin resmini takalım. Ha, şöyle. Evde kimse yok sandım. Seslendim. Daisy'nin portresini görmeye gelmiştim, fevkalade. Elbette, bizim Daisy'nin kendine göre havası vardır. Bakabilir miyim Mr. Davis? Buyurun efendim. Gerçekten güzel. New York sergisine hazırlık mı bu? New York'a gitmiyorlar. Öyle mi? Muriel gideceklerini söylemişti de. Nerede Muriel? Sinemaya gitti.
Yalnız mı? Hayır, Pamela'yla. Tam da sinema havası, yağmur geliyor. Yağmurluğunu aldı. Rüzgarı duymuyor musunuz? %100 fırtına kopacak. Ben gelirken limandaki fenerleri yakıyorlardı. Müller'in sandalı demirdin mi Mr. Davis? Haberim yok. Böyle esmeye devam ederse kızcağızın teknesi dayanamaz, sürüklenir gider. Buranın fırtınaları yamandır. Bir şey içer misiniz Bob? Teşekkür ederim, istemem. Sizi bu gece yemeğe davet edecektim Stella. Gelmek isterdim ama Muriel sinema dönüşü yemek ister. Daisy gece kalmadığı için iş bana düşüyor. Başka zaman. Siz de sahneye yakalanmadan kaçın Bob. Benim de yağmurluğum var. Demiri ihmal etmeyeyim Mr. Davis. Becerebilirseniz tabii. Denerim. Pekala, hoşça kalın. İnmeyin Stella, misafir değilim. Tuhaf. Gücenik bir hali vardı. Yalanla başvuruş değil galiba. Ben yalan mı söyledim? Hem bir değil iki. Buraya Daisy'nin resmini görmeye geldiğinizi söylediniz, bu bir. Muriel'i akşam yemeğine beklemek zorunda olmanız iki. Muriel'in arkadaşlarıyla yemek yiyeceğini biliyordunuz. Unuttum. Sahi mi? Hayır. Kauçuk botlarım nerede acaba? Ne yapacaksınız? Karanlık basmadan gidip şu sandalın demirine bakayım bir. Dikkatli olun Steve. Bu işte pek tecrübeli değilsiniz galiba. Ne hazırlayayım size bu akşam? Yemek mi? Pülü pülü omleti yediniz mi siz hiç? Yok. Nasıl şeymiş? Fransız yumurtasıyla İspanyol baharatı ve birkaç damla Portekiz şarabıyla yapılır. Stockholm'de bir Ermeniden öğrenmiştim. Bu akşam kendi elimle hazırlayıp sunacağım size. Burgonya şarabınız var mı? Var, bir şişe kaldı. Mükemmel. Ben ilkin şu demir işini halledeyim, sonra buradaki ateşi kıvamına getiririm. Siz de şarabı, tavayı, 6 yumurta, zeytinyağı, bir diş sarımsak, karabiber, bir tutam paprika, bir damla da konyak getirin. Aman neler. Paprika, konyak, olmayacak şeyler istiyorsunuz değil mi? Sizden istediğime göre hepsi olacaktır. Bir şey daha. Buraya geldiğimiz akşam giydiğiniz elbiseyi giyin, olur mu? Çocuksunuz Steve. Bir şey mi kutlayacağız yoksa? Elbette, bir şölenimiz var. Sizi kendi yumurtanızla, biberinizle, şarabınızla yemeğe davet ediyorum. Dikkat edin Steve. Hava çok kötü. Yumurtayı tavaya boşaltıyorum. Her şey hazır mı? Salata, şarap hazır. Başka yapacağım bir şey var mı? Evet. Gözlerinizi kapayın, dua edin. En önemli andayız. Bunca yumurtayı şu kadar yağın içine buraya edip de omleti ziyan edersem rezil olurum. Biberle tuz lütfen. Çabuk. Buyurun. kokusu pek nefis. Sizinki de. Nedir bu? Beyaz leylem. Son şişemin son damlaları. Yanımda durmayın, tavayla meşgul olamıyorum. Tamam. Aferin Steve, aferin, ustalığını yitirmemişsin daha. Bozulsaydı bir kutu konserve açar yerdi. Pülü pülü omleti yerine konserve yenir mi? Bu ne zevksizlik efendim. Sofraya buyurun, kadehinizi lütfen. Nefis. Fena değil ama 2 dakika daha ateşte kalabilirdi. Biraz da sarımsağı. Yo, her şey tamam, elinize sağlık. Belki de öyle ama ben yaptığımı kusursuz bulursam sanatçı olmaktan çıkarım. İnsanın yaptığından bir üstünün yapması daima mümkün. Her şeyden mi? Benim portremde memnun etmedi mi sizi? Birkaç saat önce kusursuz buluyordum ama şimdi sizi bu elbiseyle gördükten sonra memnun değilim. Eski bir elbise bu. Biraz salata vereyim mi? Her zamanki gibi işin alayındasınız. Ne yapayım, giydiklerimin hepsi öyle, eski püskü şeyler. Elbiseniz eski olabilir ama gene de omletle lekelemek yazık olacak. Müsaade ederseniz peçetenle sileyim. Sakarlığım üstümde bugün. Oldukça. Ne yapacaksınız Steve? Neyi? Resmime. Bilmem. Sizin bir fikriniz var mı? Var. Dolaplardan birinin en kuytu köşesine saklayın. Yazık. Beğendiğini sanmıştım. Evet. Bu yüzden saklamanızı istiyorum. Bir şey soracağım size. Resminize bakarken neden ağladınız? Bakmayın. Yok yere ağlarım bazen. Bu huyumu anladığını zannediyordum. İnsan yaşlandıkça sulu göz olur. Belki. Ama soruma cevap vermediniz. Kolay bir soru değil. Peki bazı şeyleri hatırlattı bana bu resim. Daha doğrusu olabilecek şeyleri düşündürdü. Portrenizin çizgilerinde mi okudunuz bunları?
Evet. Oysa ben çalışırken yüzünüzde bambaşka şeyler görüyordum. Geçmişle hiç ilgisi yoktu. Sadece bugünkü halinizi düşünüyordum. Çok naziksiniz Steve. Evet, sizi dünkü veya 20 yıl önceki Stella olarak canlandırmak değildi maksadım. Bana öyle geliyor ki hayatta hepimiz kısa bir an için belirli bir doruğa ulaşırız. Orada pek az, diyelim 40 saniye dengede kalırız. Erkek bu 40 saniyelik denge anında çalışmasının en olgununu verir. Kadın güzelliğinin en parlak anlarını yaşar. O an geçince denge bozulur, iniş başlar. Ne acı. Hayat bu. Hadi omletinizi bitirin. Daha şarap? Hı? Bunun da tadına doyum olmuyor doğrusu. Değil mi? Son şişe. Tuhaf şey. Her şeyin tükenme gecesi bugün. Son şarabımız. Parfümün son damlaları. Stella'nın sonunun başlangıcı galiba. Kahve ister misiniz Steve? Aşağı inmeniz gerekiyorsa hayır. Yok, burada termosta. Buyurun. Portremin karşısında içelim kahvelerimizi. Hı? Baktıkça hayal kırıklığına uğruyorum. Bu portre Stella'nın doruğunu yansıtmıyor. Yemek boyunca bile ne kadar değişiklikler oldu sizde. Başaramadım. Haklısınız. Bunu kimsenin göremeyeceği bir yere saklamak gerek. Saklayın ama kötülemeyin, üzülürüm. Bilseniz bu akşam ne kadar mesudum. Hele şu anda. Çünkü siz de bu duygumu paylaşıyorsunuz. Hadi bitirin kahvenizi de kolunuzdaki kopuk düğmeyi dikeyim. Demin gözüme ilişti. Nerede dikiş sepetim benim? Gözlüğümü nereye koydum? Buyurun. Çömelin şuraya. Uzatın kolunuzu. Ne kadar da uysalsınız. Bizim Muriel'le kardeşi üst baş paralamakta birbirleriyle yarış ederler adeta. Biraz yakına gelin Steve, göremiyorum. Sizi bu kadar yakından görünce resimdeki kusurları daha iyi fark ediyorum. Saçlarınız aslında daha parlak. Çeneniz daha yuvarlak. Doğrusu en çok ezbere çalışmanıza şaştım. 2 aydır günlerinizi tek bir yüzü incelemekle, yalnız bunu düşünmekle geçirirseniz başarırsınız. Benimle bu kadar ilgilendiğinizi hiç fark etmedim. Öyle mi? İğneyi düşürdüm bak şimdi. Teşekkür ederim. Hızlı çalışıyorsunuz. Denizininkinden başka tanıdık bütün balıkçıların da resimlerini yapmışsınız. Sabahın 5:30'da boşuna kalkmadım ya. Öğle yemeklerinde uykulu halime az mı takıldınız? Sahi. Gömleğin kolunda da ufak bir zökük var ama onu yarın sabah dikerim artık. Bu lambayla iyi seçemiyorum. Öbür kolda tutturayım mı? Hayır, istemez, teşekkür ederim. Stella. Ne yapıyorsunuz Steve? Hiç. Size yakışmayan şu gözlüğü çıkarıyorum. Stella. Steve. Ne yaptınız? Niçin öptünüz beni, niçin? Ne kadar mesuttuk, her şeyi mahvettiniz. Neyi mahvettim? Her şeyi. Siz, ben, Muriel. Muriel'i ilgilendiren bir şey yok burada. Nasıl yok? Buradaki saadetimizden bahsettiniz. Evet, burada tattığım saadeti ömrüm boyunca tatmamıştım. Bunun sebebi sadece aramızda günden güne kuvvetlenen bağdı. Bunu bir türlü anlamak istemediniz. Anlıyordum. Seziyordum. Yo, hayır, yaklaşmayın bana. Yanlış anlamayın beni Steve. Evet, buraya geldiğiniz ilk akşamdan beri içim saadet doldu. Konuşmalarınız, hatta susmalarınız öyle tatlı. Yanınızda oturduğum zaman sigara içişiniz öyle huzur verici, ahenk doluydu ki mutlu olmamak elimde değildi. Şimdi hepsi yok oldu. Niçin? Bu en tabii, birbirini seven iki insan arasında olması zorunlu bir şey. Çocuk gibi konuşmayın Steve. Aramızda bu çeşit bir sevgi düşünülemez. Bu çeşit sevgi ne demek? Sevmenin bir tek çeşidi vardır Stella. Bütün varlığımızla sevmek. Ne söylediğinizin farkında değilsiniz Steve. Bilerek konuşsaydınız dinlemezdim sizi. Zaten baştan beri apayrı dilleri konuşuyoruz. Öyle mi? Evet. Aramızdaki yaş farkının tabii bir sonucu bu. Ben ahlak kurallarına saygı duyarak büyüdüm. Yaş farkı mı? Aramızdaki 6 yaş farkını mı kastediyorsunuz? Ahlak kurallarınız da yanlış. İçinizdeki duygulardan korkarak yükselttiniz bu kural duvarını. Bırakalım Steve. Doğru veya yanlış. İçgüdülerim üzerinde de durmayalım. Önemli şeyler değil bunlar. Önemli olan benim Peter'la Muriel'in annesi oluşum. Öyleyse sizi öptüğüm zaman neden adeta korkuyla ittiniz beni? Sizi üzdüm Stella ama sizi ilk gördüğüm andan sevdiğimi saklamayacağım. Elimde değildi. İstediğiniz kadar darıldım bana. Yok. Darılmadım size.
Duygularıma gem vurmaya alışığım. Önemi yok bunun. Neyin önemi var? Her şeyden önce kızımın. Alo. Buyurun. Öyle mi? Pekala, ne yapalım? Kimdi? Pamela. Fırtınadan vapuru işlemiyormuş. Muriel bu gece onlarda kalacakmış. Ne dediniz? Onlarda mı kalacak? Ne o? Kocanızla kavga mı ettiniz yoksa? Bu saatte kalktığınızı hiç görmemiştim Miss Muriel. Ne kavgası canım? Burada değildim ki bu gece. Dün fırtınadan dönemedim. Ya hepimize geçmiş olsun. Yıllardır denizin böyle kudurduğunu görmedik. Çatı uçacak sandım. Daisy'ciğim, bana bir çay verirsen çok makbule geçer. Şimdi hazırlarım. Anneniz daha kalkmadı galiba. Büfenin anahtarı... Yiyecek falan istemem. Çay ver yeter. Steve! Steve! Oo, ne zaman geldin Muriel? Şimdi, nefis bir geceydi değil mi? Ama biz iyi eğlendik. Sinemadan sonra Pam'ın arabasıyla dolaştık. Girmediğimiz meyhane kalmadı. Sonra evlerinde balık kızarttık, çektik birayı. Midem feci. Buyurun çayınızı Miss Muriel. Sizlere getireyim mi Mr. Davis? İstemem, teşekkür ederim Daisy. Günaydın Muriel. Günaydın anneciğim. İyi eğlendin mi? Nasıldı film? Nefisti ama Ingrid Bergman'ın değildi. Hem ağırbaşlı annelere göre de değildi. Ben sandalye bakmaya gidiyorum Muriel. Ben de geleyim, yardım ederim sana. Dur biraz Muriel. Sana bazı söyleyeceklerim var. Ne o, pek ciddisin anneciğim. Muriel, sana... Evet. Sana senden, Steve'den... Ev meselesi yani. Ne evi? Bak Muriel, genç bir çiftsiniz. Ayrı bir eviniz, bir yuvanız olmalı. Pek romantiksin anne. Biz seninle olduğumuza çok memnunuz. Steve bambaşka bir adam oldu. İçkiyi bıraktı, harıl harıl da çalışıyor. Şu iki ayda yaptığı resimler eskilerden çok üstün. Yuvanızda baş başa kalırsanız daha da huzurla çalışır. Peki ama durup dururken nereden çıktı bu anne? Yoksa Steve bir şey mi söyledi? İkinizin de halinde bir tuhaflık var. Değil değil. Haftalardır düşünüyorum bunları. Bu gece belki de fırtına yüzünden uyuyamadım. Hepimizin selameti için Robert'le evlenmeye karar verdim. Anne. Ne var? Niye olmasın? Robert eşi az bulunur, efendi bir adam. Efendiymiş. Gemi maketleriyle dolu evinde aklını oynatırsın. Bana öğüt vermek sana düşmez kızım. Doğru. Bir kızın hayatının en büyük budalalığını yapmak isteyen annesine karşı koyma hakkı olmadığını unuttum. Steve! Steve, buraya gel. Steve! Söyle. Anneme bir şeyler olmuş. Onu dün akşam incitmiş olmayasın. Bir iki kadeh çekip de ileri geri konuştun mu yoksa? Daha neler? Ne oluyor ona öyleyse? Başımın etini yiyor. Ayrı eve çıkmamız lazımmış. Yok Mesut değilmiş. Robert'la evlenecekmiş. Bir bu eksikti. Bunun adı mı ne? İster misin aklınca iyiliğimiz için bu münasebetsizliği gerçekten yapsın? Çıldırırım o zaman. O salak herifle evlenecekmiş. Dayanamam buna. Anneme taparım ben, anlıyor musun Steve? Sahi mi? Onu bu kadar sevdiğini bilmiyordum Muriel. Sevgimi gösteremem. Öteden beri öyleyim ben. Sabah sabah viski içilir mi Steve? Evet, biraz erken ama fark etmez. Buyurun, içeri buyurun Mr. Stone. Miss Martin'e haber vereyim. Geldi Robert'ımız. Gidip oyalayayım herifi. Başarılar dilerim. Sabah sabah ne oluyorsunuz Steve? Muriel haber verdi. Babanızla evlenmeye razı olmuşsunuz. Ne var bunda? Kaybolamaz. Sevmiyorsunuz onu. Hiçbir zaman da sevmezsiniz. Robert'le evlenmek beni yalnızlıktan kurtarır. Bırak bunları Stella. Her haliniz, bakışlarınız yalanlıyor sizi. Dünkü konuşmalardan sonra bir arada oturmamız imkansız. Onlar söylenmemiş sayılacak, unutulacak. Bunu yapabilmek için yeteri kadar seviyorum sizi. İnanmıyor musunuz? İnanmıyorum. Yalnız size değil, kendime de. Dün sizi dinlerken duygularımdaki karışıklığı sezdim. Bu sabah aynanın karşısına geçince gün ışığında gerçek Stella'yı gördüm. Nasılmış gerçek Stella? Duygusuz, kinci. Birkaç saatte kızının saadetini kıskanacak kadar alçalmış, iğrenç ruhlu bir yarası. Stella. Hayır, yaklaşmayın. Dünkü gün bitti artık. O halde
Neden Robert'a sığınıyorsunuz? Beni dinleyin Stella. Geliyorum, geliyorum. Kim acaba? Sana telgraf anne. Cevaplı. Postacı da bekliyor. Ne telgrafı, kimden? Bilmem, açarsam belli olur. Hay Allah, gözlüğümü ne yaptım acaba? Yukarıda atölyede. Gün ışığında ihtiyacınız yok ki. Doğru, doğru. Pencerenin önünde okurum. Ah, ne var, kimden anne? Peter'den. Bir kaza geçirmiş, ayağı kırılmış. Bugün buraya geliyor. Sürüsüne dönen kayıp kuzu. Postacı bekliyor Stella. Cevap vermeyecek misin? Evet evet, vereceğim tabii. Kaleminiz var mı? Söyleyin söyleyin, ben yazarım. Peki. Yazın. Odan her zamanki gibi hazır sevgili yavrum. Annen. Sana İskoçyalı kızla denizaltı subayının hikayesini anlatayım abla. Enfes. Geçen gelişinde anlattın ya, unuttun mu? Ah, sen de hemen bozarsın insanı. Ha bak, bu daha hoş, müthiş. Bir köylü kız Buenos Aires'e geliyor. Peter, annem bir duysun. Ah, aman dönemiyor. Ah, başlayacağım şimdi bu ayaktan. Muriel canım bira istiyor. Ayağın sakatsa boğazın sağlam ya. Anne, anne. Geliyorum Peter. Ne var çocuğum? Aa, susadım anneciğim. Bana bir ayla bir paket sigara versene. Hem bir saattir nerelerdesin sen? Oo, iş dolu. Cumartesileri deyiz öğleden sonra gidiyor. Bulaşık falan hep bende. Al şu bardağa bak. Ben de bira isterim. Aa, ben hazırlarım, siz oturun. Oh. Buyurun çocuklar. Sağlığına Peter. Sağ ol enişte. Aman yeter artık, yeter çocuklar. Kes şunu kuzum Peter, deli olacağım. Aa, beğenmedin mi? Yazık, nefis bir parçaydı değil mi Muriel? Başka zaman dinlersiniz. Ayağın nasıl Peter? Kötü, çok ağrıyor. Sargıyı biraz gevşetsene. Dur bakayım canım. Ay ay, ay, dikkat etsene anne. Canım, dur, affedersin yavrum. Sargının ucunu bulamıyorum. Gözlüğün nerede senin? Gözlüğüm mü? Buldum gözlüğünüzü, buyurun. Teşekkür ederim Steve. Tam takıma santraf seçilmişken başıma ne geliyor? Meyhanede antrenman yapanlar için normal bunlar kardeşim. Ukala sen de. Ahmak Lewis koca piyanoyu üstüme devirmeseydi hiçbir olmazdı. Sonuç parçalanmış bir piyano, bir öğrencinin dağılan çenesi, kırık bir bacak. Donanma bize tuzluya mağrılıyor doğrusu. Sen susmazsan dağılan çeneler ikileşir. Başlamayın dalaşmaya yine. Başlamayın hadi, çocuk değilsiniz artık. Sargıyı gevşettim. Daha iyisin hayatım değil mi? Evet, çok daha iyiyim anne. Nereye Steve? Yukarı çıkıyorum. Ana oğul, sululuklarınızda sıktınız kocamı işte. Fena çocuğa benzemiyor. Nasıl buluyorsun damadını anne? Steve'i çok severim. Ha, tuhaf. Steve bizden çok annemin akranı görünüyor değil mi buraya? Hem de nasıl. Akşamları görmelisin onları. Steve piyanoya geçer, bir takım bayat valsler tutturur. Annem de oturduğu yerde duygulu bir halde kendinden geçer. Buram buram romantizm anlayacağım. Ah, bu akşam isterim bu numarayı. Ara sıra duygulanmak tatlıdır doğrusu. Şey, bizim Robert ne alemde anne? Ha şey, Robert amcamızı soruyorum. Susana canım. Ha şey, gene susadım. Ne oldu bana böyle? Bir bardak bira daha iç. Al canım. Doktor buraya mı gelsin, odana mı alalım? Odama gideyim bari. Herif canımı acıtırsa dilediğim gibi bağırırım. Gidip hazırlayayım öyleyse. Neydi o senin kaş gözetmelerin? Çam mı devirdik yoksa? Hem de nasıl? Robert'ten pek söz açma şu sıralar. Bozuştular mı yoksa? Ebedi aşık reddedilmekten usandı mı? Keşke. Annem evlenecekmiş onunla. Yoktu haleler. Steve'le benim mesut olmamız için yalnız oturmamız lazımmış. Evi bize bırakacak, kendisi o Mendebur'la evlenecekmiş. O feci. Sen demiri attın ama benim halim ne olacak? Neyse, bir plak koyayım bari. Bencil çocuk sen de. Senin değil onun ne olacağını düşün. Gidip bakayım ne yapayım. Ayağın nasıl Peter? Pek iyi değil. Doktorun gelişi yaklaştıkça daha da fenalaşıyor. Seni tabansız seni. Elindeki tablo mu enişte? Hiç. Yakıcıyım bir portre. Neden yakıyorsun? O kadar kötü mü? Hayır, tam tersine. Sergilere vermeye kıyamayacağım kadar iyi.
Onun için yakıyorum. İşte. Aa, asayiden ocağı atın. Aa, yazı. Neye yazık oğlum? Enişte bir resmi ateşe attı da. Bak yanıyor. Bir kadın resmi değil mi enişte? Evet. Sevgilim mi yoksa? Ölünceye kadar seveceğim kadın. Neden yaptınız bunu? Ay, yandı işte. Niçin yaptınız? Şu ablamda amma iş varmış ya. Kim veriyor mu? Öyle ya. Doktor geldi herhalde. Hadi Peter. Ne yapalım, başa gelen çekilir. Ama herif canımı yakar da çakallar gibi olursam kusura bakmayın. Neden yaptınız bunu Steve? Bana verseydiniz keşke. Hayır. Bir gün başkasıyla, belki evleneceğiniz Robert'la paylaşırdınız. Yakmayı tercih ettim. Evlenmem ben. Pek kesin konuşuyoruz. Öyle. Demin Peter'ın pansumanına bakarken gözlüğümü aradım. Birdenbire son defa stüdyonuzda kullandığım aklıma geldi. Orada önümde diz çökerek duruşunuzu hatırladım. Tam o anda gözlüğümü bana uzattınız. Bakışınızda öyle bir şey vardı ki, bundan sonra ne Robert'le ne de başka bir erkekle evlenemeyeceğimi anladım. Tuhaf değil mi? Ben de o anda geleceğimizi karara bağlıyordum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gideceğiz buradan. Tabii Muriel'le birlikte. İstediğiniz buydu. Evet. Kızımı mesut edeceksiniz değil mi Steve? Çalışacağım. İkimiz için dünyada en değerli varlık sizsiniz. Benimle övünmenizi istiyorum Stella. Muriel ne kadar sevinecek. Yalnız gitme zamanı gelince duygulu sahneler istemem. Söz. Bari Peter bu gece bana saatlerce bezik oynatmasa. Öyle yorgunum ki. Anne, anne gelsene, doktorla başım dertte. Geliyorum yavrum. Gidin. Geliyorum. Oğlunuza gidin. Gidin. Alo. Bir tel çekmek istiyorum New York'a. Melvin Galerisi 57. sokak. Evet. Önceki telim hükümsüzdür. Hükümsüzdür. Teklifinizi kabul. Derhal Londra'ya hareket ediyorum. Steve Davis. Teşekkür ederim. Vapura bir saat var. Ancak hazırlanırım. Muriel. Evet Steve. Tabakama sigara doldurur musun? Al. Demin telefon sesi duyar gibi oldum. Aa, valizini indirmişsin, bir yere mi gidiyorsun? Evet, Londra'ya. Ya bir şey mi var? Ay affedersin, özür dilerim. Neden? Anlaşmamızı bozdum. Birbirimizin özel hayatına karışmamak için anlaşmıştık ya. Ne yapalım, her zaman anlaşmaya uymak kolay değil. İyi bir koca değilim yavrucuğum. Senin başka türlü olmanı istemezdim ki. Öyle mi? Başka hiçbir kadın tahammül edemezdi bana Muriel. Buna da memnunum. Ya öyleyse. Amerikalıların teklifini kabul ettim. Sen de var mısın bu işe? Budala gibi soruyor. Harikulade bir şey bu. Ne kadar memnunum Steve. O işe boş verdiğini, artık buradan kımıldamayacağına emindim. Beni pek tanımıyorsun Muriel. Doğrusu garip bir çiftlik seninle şimdiye kadar. Ama bundan sonra her şey yoluna girer. Girdi bile, girdi bile. Sen birkaç güne kadar Londra'ya gel. Hı? Ben bütün hazırlıkları tamamlarım. Olur. Gidip bizim valideye haber vereyim de sevinsin. Hayır, hayır, hayır. Demin onunla bu işi konuşuyorduk. Henüz telgraf çekmemiştim. Bu seyahate karar verirsem ona sezdirmeden buradan ayrılacağımı söyledim. Beceremeyeceğimi iddia etti, bahse tutuştuk. Ona küçük bir veda mesajı yazıp piyanonun üstüne koyarım. Şu kağıda yazayım. Ama biraz duygusuzluk olmaz mı Steve? Yok canım. Müzikliğim hoşuna gider. Biz gidince gene Peter'la kalır. Robert evlenmekten de vazgeçer değil mi? Ne dersin? Herhalde. Muriel. Hı? Peter sana yaktığım bir portreden söz açarsa, oyun olsun diye bir şey bilmiyormuş gibi esrarlı bir tavır takın. Çocuk tuvalin senin bir portren hem de ölmez bir eser olduğunu sanıyor. Bu dalaya bak. Bu icat da nereden çıktı? O da başka bir oyun. Peter beni dahi zannediyor galiba. Ben de öyle. İkiniz de yanılıyorsunuz. Benimle vapura kadar gelir misin Muriel?
Mektubu şu küçük vazonun yanına koyuyorum, daha iyi göze çarpar. Senden bir şey daha rica edeceğim Muriel. Söyle, ne istersen yaparım. Peter'le bu gece sen bezik oyna. Bu muydu isteyeceğin? Ömürsün Steve. Hadi gidiyorum Muriel. Oo. Ah, canımı çıkardı domuz herif. Eve tavanı gibi elleri var. Aa, sen de pek nazlısın Peter. Aa. Hiç acıtmadan yaptı pansumanını adam. Dur şu yastıklarını iyice yerleştireyim. Dur canım, dur. Ay. Rahat mısın böyle? Rahat mısın rahat canım? Öf, koca 6 hafta böyle kütük gibi nasıl yatacağım? Sıkıntıdan patlarım burada. Çabuk geçer hayatım, çabuk geçer. Annen seni rahat ettirir. Şımartır küçük oğlunu. Uf, dondum. Ocağa birkaç odun daha atsana. Steve şahisini yakayım derken ateşi söndürecekti neredeyse. Nereye gitti o? Çağır, çağır gelsin de iki laf edelim bari. Steve, aşağı gelir misiniz? Steve, stüdyoda yok galiba. Bir plak koyayım da bu gece kuduralım biraz. Steve piyanoya geçsin, ben de en esaslı plakları çalayım. Piyanoda bir mektup var. Kimden acaba? Demek böyle. Murray'le sen iyice bir süslenirsiniz. Pencerede ne yapıyorsun anne? Hiç. Limana, vapura bakıyorum. Ne var vapurda? Yolcular. Londra'ya giden yolcular. İşte. Hareket etti. Gidenlere hayırlı yolculuklar. Of, kapatsana şu pencereyi kuzum. Rüzgar sırtıma işledi. Peki yavrum. Yemekten önce bir el bezik oynayalım mı? Hay hay. Şu tatilde cebimize birkaç kuruş girsin. Ama ne yapayım anne, sen de pek acemice oynuyorsun. Sonbahar Fırtınası adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Daphne du Maurier. Radyoya uygulayan Nihal Yalaza Taloy. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayan sanatçılar: Muriel Füsun Erbulak, Steve Davis Şükran Güngör, Stella Martin Yıldız Kenter, Robert Stone Kamran Yüce, Daisy Haler Akund, Peter Bülent Koral. Kayıt ve montaj Alev Güzoğlu.